Hocam merhaba, tebrik ederim öncelikle. Hocam Galatasaray şampiyonluk tarihinin... Şimdi arkadaşlar, ben bu konudaki Denizli Spor maçından sonra galiba sorduğunuz soruya fikirlerimi söyledim. Yani bu konunun sadece teknik bir konu olmadığı, camiamızın, taraftarlarımızın, eski yeni bütün yönetimlerin ortak bir konsensüs içerisinde bunu değerlendirmesi gerekir diye söyledim. Bunun için de geçen gün davet edildim. Toplantı için Arena'ya geldim ben. Başkan Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Oturduk. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki kararın benim adıma, benim düşüncemde Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, şans daha vermek, artı ona bir kapı açmak, bir şans alması için bu kararımı tekrar ettim. Tekrar ilettim toplantıda. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet, bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu özellikle üstüne basarak söyledim. Ancak ben daha eve varmadan bir gazeteciye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Tabii bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Bakın arkadaşlar, ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Fakat zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Açıkçası ben fikrimi ve bu konuya olan yaklaşımını değiştirmedim. Hiçbir zaman değiştirmedim. İlk günden beri aynı toplantıda aynısını söyleyeceğim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim. Söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Başka sorumuz var mı? Aspor Serdar Kelleci. Sene başında yapılan Enzonzi, Seri, Babel gibi transferlerle pas oyunu ve durağan bir orta saha ve kanatları çizgiye basmayan, kenar oyuncuları çizgiye basmayan, hiç alışık olmadığımız bir Fatih Terim takımı görmüştük. Bugün ise Saracchi transferi, Lines'in geri dönüşü, Emre Akbaba dinamizmi, Lemina dinamizmi, Onyekuru gibi çizgiye basan ve Jesse gibi 100 bin euro maliyetli çizgiye basan oyuncu karakterleri izliyoruz. Fatih Terim'i bu oyunculara, yani yaz döneminde yapılan transferlere iten faktör, o oyuncuların nasıl ikna etti Fatih Terim kendini bu oyunculara ve o pas oyununa? Çünkü alışık olduğumuz direkt oyunu benimseyen bir Fatih Terim oyunu var. Ama ısrarla pas oyununda ısrarcı olan bir Fatih Terim felsefesi izledim ben ligin ilk yarısında. Evet. Burada sizi ikna eden faktör neydi, çok merak ediyorum. Açıkçası ilk yarıda benim hatam, beklentilerimin tabii uzağında bir tabloyla karşılaştık. Açıkçası bir zaman istiyor bazı oyuncuları tam kavramanız, tam anlamanız, onun da sizi anlaması için. Artı
Tabii özellikle ilk yarı defansın arkasına ve arasına maalesef koşacak oyuncumuz sayısı neredeyse yoktu. O bizim bir sıkıntımız oldu. Pasta bir sıkıntı olmadı ama kat edeceğimiz mesafeyi kat edemedik. Onun için de zaten çok çabuk aydık ve bir şeyleri değiştireceğimizi söyledik. %100 haklısınız. O benim hatam oldu. Ancak tanıdığım oyuncuları hata yapsak da ikna etmek daha kolay oldu. Hemen normal değiştirmek. Özellikle bugün ilk yarı için yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Müthiş bir oyun oynandı ilk yarı. Neredeyse kalecimiz de bu arada yere yatmadı. O da önemli bizim için. Şimdi daha çabuk, daha çevik, bir hareketten bir harekete daha çabuk geçen, top gelmeden düşünebilen bazı oyuncu sayılarımız arttı. Antrenmanlarda da sık sık bunu tekrar ederek inanıyorum ki daha bir ileriye gideceğiz. Çünkü ilk başladığımda çok gençtim ben antrenörlüğe. O gün bile tabiri yoktu o zaman. Oynadığınızdan zevk aldım demiştim. Bugün görüyorum. Oyuncularım da zevk alıyor. Ben de zevk alıyorum. Zaten esasında biz kenardan zevk almadığımız zaman belli ki bir şey oynamıyoruz demektir. Ben kendi kıstasım öyle. Daha da zengin, sahanın içerisinde zengin bir takım olmak en büyük amacım. Yani repertuarımızın geniş olmasını istiyorum açıkçası. Özellikle hücumda. Değişik oyuncularımız da var. Henry'nin de gelmesiyle Jesse ile beraber ikinci bir tip oyun da oynayabiliriz. Soso'yla veya bir başkasıyla oynadığımızın daha değişini oynayabiliriz. O yüzden çabuk ikna ettik. Ama ilk yarı ikna edememişiz demek. Teşekkür ederim.